14 Namaz kılın. Namazı kılın. Zekatı verin. Benlikleriniz için önden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız. Hiç kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızı iyice görmektedir. Bakara Suresi 110. ayet. Kur'an'daki en temel ibadet emirlerinden biri namaz kılmaktır. Günün belirli vakitlerinde yerine getirilen bu ibadetle kul dünyalık işlerini bir kenara bırakarak kendini ve tüm evreni yaratan yüce Rabbine yönelerek ona olan teslimiyetini ifade eder. Namaz kadar her gün düzenli yapılması gereken başka bir ibadet yoktur. Namaz Allah'ın anılması ve bir kulluk vazifesidir. Şüphesiz yüce Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. İbadete insanın ihtiyacı vardır. Çünkü namaz kılarken okunan ayetler ve yapılan duaların kul üzerinde maddi manevi bir esenliği vardır. Namaz, günlük koşuşturmaca içinde unuttuğumuz bir takım gerçekleri bize hatırlatması ve bu sayede bizi çeşitli kötülüklerden alıkoymasının yanında, 29. sure 45. ayet, aynı zamanda yaratıcısına teşekkür etmek için de kula bir imkan tanımaktadır. Namazı kılınıp aradan çıkartılması gereken bir ibadet olarak değil, Allah'a olan gönülden bağlılığın ve teslimiyetin bir ifadesi olarak samimiyet ve konsantrasyon içinde yerine getirmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle cuma günü Müslümanların toplanarak bir arada namaz kılmaları buyurulur. Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında alışverişi bırakın ve Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca hemen yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa erebilesiniz. 62. Sure 9 ve 10. Ayetler Ayetten de görüldüğü gibi, Cuma günü toplu halde namaz kılmak için çağrı yapıldığında, işi gücü bırakarak Allah'ı anmak için namaz kılmaya gitmek gerekir. Cuma namazı inananların toplu halde Allah'ı anmalarının yanında, sosyal açıdan da inananların kaynaşmasına vesile olması noktasında oldukça önemli bir ibadettir. Anlarının yanında, sosyal açıdan da inananların kaynaşmasına vesile olması noktasında oldukça önemli bir ibadettir. İbadettir.